Hanımlar, beyler, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Oğuz Ceyhan. Bugün sizlere son 2 ayda bana derece yaptırtan arkadaşlar tekrar üzerimden bahsedeceğim. Tekrarlar hakkında çok soru alıyorum. Ben tekrarlarımı 3-4 tane başlıkta yapıyordum arkadaşlar farklı yollarda. İşte bunlar denemeler, işte YouTube, kazanımlar, farklı farklı yollarda. Sizlere bütün bu yollardan bahsedeceğim. Ve bence arkadaşlar sınavı kazandıran aslında bu zamana kadar inşa ediyorsunuz bir şeyleri. Ama artık konularınız bittikten sonra kalan zaman denemeler ve tekrarlarla geçiyor. O yüzden arkadaşlar tekrarlar da bu işin en önemli iki bacağından birisi oluyor aslında son kısımda. Siz ne kadar iyi giderseniz gidin arkadaşlar, bu tekrarlarınızı iyi oturtamazsanız ya da denemelerinizi iyi bir şekilde netlerinizi arttıramazsanız arkadaşlar sınavda aslında hani istediğiniz başarıyı elde edemeyebiliyorsunuz. Çünkü zaten aslında düşünce sınavı milyonlarca kişi giriyor ve konuları çoğu insan bitiriyor. Yani en azından sınava girenlerin yarısı bitirse 1 milyon insan konusunu bitiriyor. Bir insan konusunu bitirip 60 net, 80 net yapıyor mesela birisi. Birisi ise gidiyor 100-110 net yapıyor. Buradaki fark işte arkadaşlar. Tekrarlardan geçiyor. Aynı zamanda da tabii deneme stratejilerinden geçiyor. Video başlamadan hemen şu duyuruyu yapalım. Bir önceki videodan ücretsiz koşuk çekilişi kazanan arkadaşımız yorumlara sabitli. Aynı şekilde bu videodan da bir kişi arkadaşlar ben ücretsiz koşuk görüşmesi hediye edeceğim. Derece Hocam bünyesinde yapacağım bunu da. Çekilişe katılmak için yapmanız gerekenler çok basit. Bu videoyu beğenmek, kanalıma abone olmak, bir de aşağıya herhangi bir yorum bırakmak arkadaşlar. Sonuçlarda yine bir sonraki videonun açıklamalar ve yorumlar kısmında arkadaşlar açıklanmış olacak. Şimdi geçelim tekrar düzenime. Tekrarın öneminden bahsettik arkadaşlar sizlere. Şimdi ben tekrarlarımı sıra sıra anlatacağım size. İlk arkadaşlar denemeler üzerinden olan tekrarım. Nasıl denemeler üzerinden? Oturup deneme analizi mi? Hayır. Hayır arkadaşlar. Tabii ki deneme analizlerinizi de yapın. O da çok önemli. Ama deneme analizleri değil arkadaşlar. Deneme analizi sırasında ben açıp bakıyordum örneğin. Tamam, sizlere tek tek derslerden örnek vereyim. Örneğin arkadaşlar geometrideyim, tamam mı? Bir tane soru yapamamışım. Baktım. Sonrasında diyorum ulan diyorum, bu soruyu çıkaramamışız, yapamamışız. Bakıyorum ben onu niye yanlış yaptım. Eğer dikkat hatasından vesaire arkadaşlar çok fazla sallamıyordum açıkçası. Hani dikkat hatası olmuş, bir daha olur diyordum. Siz de aynısını yapabilirsiniz. Ama eğer örneğin orada arkadaşlar bir tane diyelim ki bu bir katı cisim sorusu. Silindirin etrafını dönen bir karıncadan bahsediyor mesela. Ben bu sorunun, bunlar bir soru tipi değil mi? Evet, bir soru tipi, bunda belli bir çözüm metodu var. Ben bunu arkadaşlar o son çözümünü izleyip üzerine not alıyordum. Ve o soruyu kesip kenara koyuyordum arkadaşlar. Sonrasında oturup arkadaşlar tekrar yaparken o soruyu açıyordum. Ha, demek ki bu sorular böyle çözülmüş de bu şekilde tekrar yapıyordum. Bu aynı şekilde edebiyat örneği verelim mesela. Edebiyatta arkadaşlar gidiyordum işte diyelim ki divan sanatçılarından ben Nefi'nin bir eserini bilememişim, bir şeyini karıştırmışım. Hemen açıyordum ben mesela el kitabımı. Nefi nedir özellikleri? Sivri dillidir. İşte çok fazla eleştirir vesaire. İşte başka eseri var mıymış bir bakayım. Bunlar arkadaşlar Nefi yazarmıştı. Şu yüzyıl sanatçısı. Dili şöyledir. İşte en çok işte şu kasideleriyle bilinir mesela. İşte şu eserleri vardır. Sorunun yanına not alıyordum arkadaşlar. Sonra o soruyu kesip bir tane poşet dosyanın içine atıyordum. Bu şekilde arkadaşlar soru üzerinden not alıyordum. Tarihte yine mesela bir savaşta bir soruyla ilgili bir yanlış yaptım. O savaşın bütün özellikleri. Hangi dönemde, hangi padişahla, hangi şeyler, devletler arasında o savaş olmuş. Bunları yazıp kesip arkadaşlar poşet dosyanın içine atıyordum. Biyolojide, fende vesaire de aynı şekilde mesela. Felsefede de aynı şekilde. Biyolojide mesela bir şey bilemedim. Canlıların ortak özellikleriyle ilgili bir şey karıştırdım. O soruyu kesiyordum arkadaşlar. Üzerine canlıların ortak özellikleriyle ilgili diğer bilgileri de yazıyordum. Poşet dosyamın içine atıyordum. Sonra ne yapıyordum? Artık sınava az bir süre kaldığı için ben her gün tekrar vakit ayırıyordum arkadaşlar. Sınav yaklaştıkça arkadaşlar sizin her gün tekrar sürenizi arttırmanız gerekiyor. Bunları da dediğim gibi her gün açıyordum arkadaşlar. O deneme poşet dosyalarını, ders ders ayırmıştım onları. Açıyordum mesela biyolojideki o deneme sorularımı açıp bakıyordum. Oradan tekrar ediyordum. Ve tamamen kafama kazınınca arkadaşlar o şey ya, artık ben bunu kesinlikle biliyorum dediğim zaman alıp buluşturup atıyordum o kağıdı. Ama mesela hala ulan bir kere daha bir bakayım, ben bunu hala karıştırabilirim diyorsam arkadaşlar onu yine tutuyordum. Bir sonraki gün, bir sonraki hafta o soruya bir daha bakıyordum. O konuyla ilgili yazdığım notları bir daha okuyordum. Bu şekilde bir tekrar sistemi kurmuştum ve bu bana inanılmaz şey kattı. En verimli tekrarım benim buydu arkadaşlar. Onun dışında bir ikincisi YouTube arkadaşlar. YouTube'dan ben çok fazla full tekrar videosu izliyordum. Ve normalde mesela takip ettiğim hocalardan da bakıyordum tabii ki, ama farklı hocalardan da ben böyle full tekrar ya da işte bu iki parçada tekrar etmiş mesela bir dersi. Bunları çok izliyordum. Özellikle TET, Fen'de ve IT Sosyal'de arkadaşlar. Edebiyat tarihte çok fazla unutuluyor. Coğrafyada da çok fazla unutuluyor. O yüzden arkadaşlar biyolojide hakeza. Sürekli arkadaşlar YouTube'dan tekrar videosu izliyordum, dinliyordum. Bu şekilde arkadaşlar bilgilerimi sürekli güncel tutmaya çalışıyordum. Kendimi doğruluyordum. Bir üçüncüsü arkadaşlar MEP kazanımları. Bir önceki videomuz MEP kazanımları ile ilgiliydi. MEP kazanımlarına nasıl tekrar yapılır detaylı bir şekilde anlattım. MEP kazanımlarını da verdim. ÖSYM sorularını buradan soruyor zaten. O videoda arkadaşlar şu sağdan soldan bir yerden açılan bir bilgi kutucuğuna basarak gidebilirsiniz. MEP kazanımlarını açıyordum arkadaşlar bu sefer. ÖSYM zaten Milli Eğitim yazmış. Demiş ki öğrenci
Demiş her derse ilgili şu 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 kısımlarını bilir. İşte bu buralara özellikle değinilir ama şu hesaplamalara girilmez. Buralara değinilmez. İşte tarihte mesela demiş ki işte şu yıllarını bilmene gerek yok. O kadar da önemli değil mesela. Ama bunun işte diyelim ki Türklerin işte Anadolu'ya işte göçünü etkilediğini bil mesela. Bunu yazmış mesela. Türklerin işte şu başlattığı göçü bil diyor mesela. Buna etki etmiş diyor bu olay diyor. Bunları bilmem gerekiyor. Ha okey. Bu kazanımlardan da çok fazla tekrar yaptım arkadaşlar. Bu ette 3. Bir dördüncüsü arkadaşlar. Milli eğitimin normal kitapları. Özellikle arkadaşlar ben bunu fende bir de sosyalde yaptım. Yani matematikte falan pek yapmadım açıkçası. Şimdi yalan söylemeyelim. Ama fen ve sosyal adına arkadaşlar milli eğitim kitapları çok iyi. 9. 10. sınıf kitapları özellikle TYT için arkadaşlar biçilmiş kaftan. Niye? Çünkü orada zaten size şeyden girmemiş. Yani ağır bir şekilde girmiyor. Asıl olayın mantığını kavratmaya çalışıyor. Yorumlama kısmınız arkadaşlar çok çok güçlendiriyor. Özellikle TYT diyorum. 9. 10. sınıf fen kitapları. Onları açıp okurdum arkadaşlar. O da çok büyük bir tekrar olurdu benim için. Beşincisi de artık zaten kendi aldığım notlar. İşte ajandama bazı özel şeyler tutuyordum. Onun dışı e-kitaplarım, konu özet kitaplarım. Bunlardan da arkadaşlar sürekli okuyordum. Bu beş şekilde arkadaşlar tekrarlarımı yapıyorum. Bu tekrarlar beni manyak ilerletti yani. Asıl aslında benim net patlamamı yaratan şeylerden birisi de büyük ihtimalle bu kurduğum tekrar düzenidir. Çok iyi bir tekrar sistemi kurarsanız arkadaşlar sınavda başarı kaçınılmaz olur. Tekrar yaparken aynı zamanda sürekli yeni bir şeyler de öğreniyorsunuz. Tekrarlar çok çok önemli, altın değerinde. Tekrarlarınızı lütfen dediğim şekilde yapın. Dediğim şekilde yaparsanız zaten başarı kaçınılmaz bir şekilde gelir. Derece Hocam koçluk çekilişine katılmayı unutmayın. Aynı şekilde profesyonel bir şekilde koçluk desteği almak isterseniz arkadaşlar. Diğer önceki senelerde derece çıkaran öğrencilerimiz gibi siz de bu sene derece çıkarmak isterseniz web sitemize WhatsApp'a bekleriz arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. İyi çalışmalar. Bay bay.